شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العظيم الحكيم إن الدين عند الله الإسلام رحمة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العظيم الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا من صفه صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم لكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين Bismillahirrahmanirrahim. Yaşım 62. Yani 10.01.1954 doğumluyum. Şu anda 62 yaşındayım. Çocukluğumdan beri, daha çocukken zaten 7 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Ve köyde okuduk o zaman. O zamandan beri bende bir yani Kur'an-ı Kerim'i illa bir gün hıfz edeyim diye bir merak vardı. Fakat imkanlar el vermedi. Çocukken bunu yapamadık. Köyde öyle bir imkanımız yoktu. Ondan sonra da büyüdükten sonra bir sefer işe başladık. Ekonomik sıkıntıdan dolayı bir sefer mecburi çalıştık. Ve ancak emekli olduktan sonra bu sefer daha o merak bendeydi yani. Bu sefer ettim, başladım ve 5 yıl önce aslında başladım bu şeye, ezberlemeye, hıfzetmeye. Fakat parça parça oluyordu, aralıklı oluyordu. O şekilde devam ettik. Bir sene öncesine kadar, bir sene önce Allah razı olsun bizim camiye Hafız Akif Hoca geldi. Ve onunla beraber bu sefer düzenli çalışmaya başladık. Ve elhamdülillah bu bir sene zarfında ettik yani düzenli bir şekilde çalıştık ve şimdiye kadar bu Ramazan ayında kısmet oldu. Bitirdik yani bu hafızlığı. Allah nasip etti elhamdülillah çok şükür. Bu Allah'ın vergisidir yani bizim bir şeyimiz değildir bu. Bunu böyle biliyoruz, böyle inanıyoruz yani. İsmim Mehmet Akif Parlakçı. Bir yıl önce bu camiye atandım. Bu camiye geldiğim zaman Adem amca günün tamamını camide geçiriyordu. Fakat bir tanışıklığımız yoktu kendisiyle. Kur'an-ı Kerim'e hizmet ettiğini görünce ben de bir hafız olarak hafızlık meselesiyle alakalı muhabbetimiz oldu. Kendisi de bana çocuk yaştan beridir Kur'an-ı Kerim ezberlemek istediğini fakat son 5 yıldan beridir ki kendi imkanlarıyla parça parça sureleri ezberlediğini, herhangi bir düzen olmadığını söyledi. Biz de Allah'ın izniyle bu işe beraber başlayalım. Bu çocukluk hayalini, Kur'an sevgisini beraber tamamlayalım dedik. Ve bir yıldan beridir ki Adem amcayla beraber camide gece demeden, gündüz demeden Kur'an-ı Kerim çalışmaya başladık beraber. Kendisi ezberledi, ben dinledim. Hem yeni derslerini hem eski kendi başına ezberlediği dersleri baştan dinlemeye başladık. Ve Allah'ın izniyle Kadir gecesinde hafızlığını Adem amca tamamladı. Rabbim kabul buyursun inşallah. Gönlünde olanı kendisine verdi. İnşallah hafızlık bittikten sonra hafız amcaya bunu ileriki nesillere taşımasını söyledim. Nasıl dedi hafız, nasıl yapalım? Biz hafızlığımızı bitirdiğimiz zaman hafızlık imtihanına gireriz. Kendisini de hafızlık imtihanına ben kaydettim Diyarbakır İl Müftülüğü'ne. İnşallah 18 Temmuz'da hafız amca hafızlık imtihanına girecek ve hafızlık diplomasını alacak. İnşallah kendisinden sonraki torunları ve kendisinden sonraki gelecek nesil dedelerinin hafız olduğunu görünce inşallah Rabbim onlara da hafızlık mertebesine nasip eder inşallah kendisi.